hiçbir zaman bu kadar yüksek yapılar inşa edilmedi. İtalyan Rönesansı'nın başlangıcı 1420. 1418'de varlıklı Floransa'nın tüccarları loncası inşası yarıda kalmış Santa Maria del Fiore, daha çok bilinen adıyla Il Duomo, katedralinin kubbe tasarımı için bir yarışma düzenlemiştir. Bankacılık ve ticaret merkezi olan Floransa, İtalya'daki en zengin şehirlerden biridir. Bu zenginliği sayesinde görülmemiş büyüklükte bir katedral kubbesi yaptırabilmiştir. Sanat ve mimariye ayrılan bu büyük bütçe, çok geçmeden İtalya genelinde yankı bulacaktır. Bölgenin artan zenginliği, yöneticiler ve zengin vatandaşların şehirlerini güzelleştirmek ve prestijlerini artırmak için kaynak ayırabilmesini sağlamıştır. İtalya'daki güçlü ekonomi ve derin aidiyet duygusu, tarihteki en önemli entelektüel hareketlerden biri olan Rönesans'ın temellerini atmıştır. Il Duomo. Tasarım yarışmasının yapıldığı sırada Floransa Katedrali'nin batı ucunda geniş bir sekizgen boşluk vardır. 1296'da katedralin inşasının başladığı tarihten beri hiç kimse bu boşluğu kapatacak bir kubbenin nasıl yapılabileceğine dair çözüm üretememiştir. Kubbe, geç Roma döneminden sonra inşa edilecekken büyük kubbe olacaktır. Yüntüccüler loncası kubbenin dış payanda kullanılmadan inşa edilmesine karar kılmıştır. Fransa, Almanya ve Milano'daki siyasi rakipler tarafından tercih edilen ama artık eski moda bulunan dış payandalar olmaksızın bu kadar büyük bir kubbeyi inşa etmek imkansız gibi görünmüştür. Kuyumculuk ve saatçilikte yapmış olan genç mimar Filippo Brunelleschi, 8 köşeli kubbeyi tuğlalar döşeyerek inşa etme planıyla yarışmayı kazanmıştır ama birçok kişi bu tasarıma şüpheyle yaklaşmıştır. Temel sorun, yapıyı kendi ağırlığı altında dağılıp çökmeyecek şekilde destekleyebilmektir. Brunelleschi usta işi çözümü, eş merkezli iki kubbe inşa etmektir, destekleyici iç kubbe ve daha büyük dış kubbe. Bu kubbeler daha sonra tuğlayla örülmüş büyük kemerlerle birleştirilmiştir. Demir mengenelerle sıkıştırılmış taş ve ahşap girişlerden oluşturulan iç içe geçmeli zincir sistemi, kubbenin dışarı doğru genişlemesini önlemiştir. 1436 yılında tamamlanan kubbe, dünyadaki en büyük yığma kubbe olmayı sürdürür. Antikite tarzını yeni mühendislik teknikleriyle birleştiren bu çalışma, Rönesans'ın simgesi olan antik bilgelik ve modern bilgi karışımını sergiler. İtalya'da Rönesans. Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, İtalya'da başlayan ve 14. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa geneline yayılan bir harekettir. Kökleri antik Yunan ve Roma kültürünün yeniden keşfedilmesine dayanır. Tüm sanat dallarının yanı sıra bilim ve ilmi de etkilemiştir. Ressamlar, heykeltıraşlar ve mimarlar Orta Çağ sanatı geleneklerinden sıyrılmıştır. Antik Roma abidelerini ziyaret edip klasik heykelleri ve Roma yapılarındaki oymacılığı inceleyen sanatçılar klasik tarzda sanat eserleri üretmiştir. Bu yeni hareket Leon Battista Alberti ve Brunelleschi gibi mimarlara ve Michelangelo ve Leonardo da Vinci gibi büyük ressamlar kuşağına ilham vermiştir. Bu figürlerin çoğu, birçok alanda etkindir. Brunelleschi mimar olmanın yanı sıra heykeltıraş ve mühendistir, Michelangelo resim çizmiş, heykel yapmış ve şiir yazmıştır. Da Vinci'nin başarıları ise hem sanat hem bilim alanlarına yayılmıştır. Rönesans ressam ve heykeltıraşları, dünyayı Orta Çağ'daki öncülerinden daha gerçekçi biçimde tasvir etmek istemiştir. Anatomik doğruluğa değer verilmiş ve perspektifi sergilemenin bilimsel yöntemleri geliştirilmiştir. Klasik sanatta olduğu gibi insani güzellik ve çıplaklığa daha çok odaklanılmıştır. 1453'te İstanbul'un fethinden sonra Bizans İmparatorluğundan İtalya'ya göçen Yunan alimlerin etkisiyle klasik eserlere duyulan ilgi de canlanmıştır. Göçmenler, batıda kaybolmuş olan antik Yunan edebi, tarihi ve felsefi metinlerini getirmiş ve İtalyanlara bu eserleri okuyup çevirebilmeleri için Yunanca öğretmiştir. Antik Yunan ilmi, İtalya'da dil bilgisi, retorik, tarih, felsefe ve şiir alanlarında çalışmalar yapmayı ve daha genel olarak insanlığın saygınlığı ve potansiyelini takdir etmeyi esas alan Rönesans hümanizminin doğmasına yol açmıştır. Rönesans döneminde İtalya'da hayat, ticaret ve siyasete birçok güçlü şehir devleti egemen olmuştur. Papa'nın Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olmanın dışında büyük bir seküler, dünyevi,
güç kullanabildiği Roma'nın yanı sıra Floransa, Milano, Ferrara ve Venedik'ten güçlü şehir devletleridir. Şehir devletleri ticaret ve bankacılıktan, Floransa örneğinde olduğu gibi, büyük servet edinmiştir. Mantua'da Gonzaga ailesi, Ferrara'da D'Este ailesi, Milano'da Sforza ailesi ve Floransa'da Medici ailesi gibi önde gelen aileler saraylar, kiliseler ve sanat eserlerine bolca kaynak ayırmış ve birçok önemli Rönesans sanatçısının hamiliğini yapmıştır. Bu zengin aileler, alimleri çocukları için özel öğretmen olarak tutarak klasik ilmin canlanmasını da teşvik etmiştir. Ayrıca Medici ailesinin birçok üyesi papa olmuştur. Rönesans'ın yayılması. 15. yüzyılın sonundan itibaren Rönesans, İtalya'dan Avrupa'nın diğer kısımlarına yayılmış ve Kuzey Rönesansı ortaya çıkmıştır. Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Kuzey ülkeler, her ikisi de yetenekli realistler olan Albrecht Dürer, 1471-1528 ve genç Hans Holbein, 1497-1543 gibi kendi büyük ressamlarını çıkarmıştır. Rönesans hümanizmi de kuzeye yayılmıştır ama Rotterdamlı Erasmus, 1466-1536, başta olmak üzere kuzeyli yazar ve felsefeciler genellikle Hristiyanlık, eğitim ve reforma İtalyanlara oranına daha çok vurgu yapmıştır. Johannes Gutenberg tarafından 1430'larda Almanya'da icat edilen hareketli harfleri kullanan baskı makinesi, Rönesans fikirlerinin daha da hızlı yayılmasına imkan tanımıştır. Gutenberg'den önce bir metni basmanın tek yolu, her sayfanın ahşap bir bloğa elle oyulmasıydı ve bu çok zahmetli bir işlem olduğundan kitapları her zaman elle yazılıyordu. Gutenberg'in yöntemi, metal harf ve noktalama işaretlerinin satırlar ve sayfalarda düzenlenmesini esas alır. Bir sayfanın kopyaları basıldıktan sonra, dökme harfleri alınıp tekrar kullanılabilir. Gutenberg bu yeni fikri mevcut kağıt üretimi teknolojisiyle ve şarap üretiminde kullanılan baskı türüyle birleştirmiştir. Bu sayede tarihte ilk kez kitapların birden çok kopyası basılabilmiştir. Gutenberg'in icadı önemli bir etki yaratmıştır. Geçmişte pahalı olan ve üretilmesi aylar alan kitaplar, çok daha ucuz ve kolayca ulaşılabilir hale gelmiştir. Böylece fikirler ve bilgiler hızla yayılabilmiş ve daha çok kişiye ulaşabilmiştir. Kilise evrensel dil olarak çoğunlukla Latinceyi kullansa da, yazarlar ana dillerinde yazmaya başlamış ve bunun sonucunda Fransızca, İngilizce, Almanca ve diğer dillerdeki edebiyat gelişmiştir. Ayrıca antik klasiklerin kopyaları çokça üretilmiş ve hem Rönesans hem de Hümanizm'de önem taşıyan fikirlerin yayılmasına zemin hazırlanmıştır. Rönesans'ın etkisi. 16. yüzyılın ortalarında Rönesans'ın etkisi Güney Avrupa'da azalsa da Kuzey'de biraz daha uzun ömürlü olmuştur. Ancak birçok önemli Rönesans eseri varlığını korur ve daha sonraki ressam ve mimar kuşaklarına ilham vermeyi devam eder. 15. yüzyılda Floransa'da Brunelleschi ile başlayan hareket olmasaydı, yağlı boya tabloların ve klasik mimari tarzın popülaritesi ve hümanizmin yükselişi de imkansız olurdu. Filippo Brunelleschi. Floransa'da dünyaya gelen Filippo Brunelleschi, 1377-1446, devlet memuru bir babanın oğludur. Babası tarafından devlet memuru olması umuduyla eğitilmiştir. Ancak sanatsal yetenekleri ağır bastığı için kuyumcu ve saatçi olarak eğitilmiş ve daha sonra mimarlığa yönelmiştir. Yaklaşık 25 yaşındayken heykeltıraş arkadaşı Donatello ile birlikte Roma'ya gitmiş ve antik Roma yapılarının kalıntılarını inceleyip Romalı yazar Vitruvius'un mimarlık üzerine eserini okumuştur. 1419'da ilk büyük işini almıştır, Floransa'daki Ospedale degli Innocenti yetimhanesini tasarlamıştır. Yetimhane kemerli avlusuyla ilk büyük Rönesans yapılarından biridir. Floransa'da şapel, kilise ve şehir surları gibi birçok esere imza atarak yön yapmıştır. Il Duomo'nun gözaltı kubbesi, Brunelleschi'nin başyapıtıdır. Brunelleschi ayrıca doğrusal perspektif konusunda önemli bir çalışma yapmış ve tiyatro oyunlarında özel efektler için bir mekanizma tasarlamıştır.